J burada mıydı lan? Japan, ne olur Japan olmasın ya. Japan olmasın. Bu değil, bu değil, bu değil. Bu değil değil mi? Bu değil. Bu değil oğlum, bu değil lan, bu değil. Allah sizi kahretsin ya. Aldım. Arabistan'a baktık. Sırayla gidiyorum artık. Arjantin'den var mı? Arjantin'den yok. İngiltere'ye baktık zaten galiba. Brolin! Tufa sevdası! Tufa sevdası! Tufa sevdası! Çok iyi. Beyler o zaman size kadromu göstereyim şimdi. Bir dakika, bir dakika. Tufalar bitmedi bizde. Bizde tufalar bitmedi. Size bir ufaktan bir kadro şov, bir gövde gösterisi yapalım o zaman ha. Ufaktan bir gövde gösterisi yapalım o zaman. Size ufaktan bir ana hesap tufası yapalım. Çok diyecek bir şey yok. Paketleri açtım, bir şey çıkmadı çok ya. Fiyatlar 440, 170, bu da 723. Forlan inanılmaz iyi olacak. Hepsini deneyeceğiz. Huh! Bir dakika şimdi dur. Kimi nerede oynasak diye düşünüyorum ya. Bu kart ama bence yani bakalım. 5 tane VL'lemesini Next Gen'de oynayacağım. 5 tane VL'lemesini Old Gen'de oynayacağım. Ona göre kadro kuracağım. Şöyle kayıttan başlayalım. Bir kayıt 170K. Fiyatı bence ucuz. Yüksek yüksek. Göreceğiz nasıl olduğunu. Şut konusunda bakar mısın şut istatistiklerine? Ya manyak bir şey var yani. Şut olayları var. Ayak dışısı yok ama garip bir şekilde. Karvali bakalım yeni kartlardan. Bu kart upgrade alabiliyor. Karvali seviyorum. Neden? Çünkü de önceki kartları hiç oyunun şu aşamasında oynayamıyordu. Bayağı FIFA'dır. Bu sefer iki kartı artık oynayacak yani. Karvali'den çok bir sıkıntı beklemiyorum. Yüksek orta çalışma oranı var. Bakacağız. Alovayran 4-4 solak. Beyler bu pace ne? Bu pace ne yani? Bu nasıl bir şey? Bence bu kart iyi olacaktır ya. Son olarak da en merak ettiğim kart. 723K takımdaki şu an hani hero'lar arasındaki en pahalı kart. 4-4 yüksek yüksek. Forlan bayağı iyi gözüküyor. Umarım sağ içinde de iyidir ya. Sağ içinde umarım iyidir. Baksana abi kart sağlam yani. Çeviklik dengesi de bence boyuna göre güzel. Ama ayak dışı vurma ya da plase vurma traiti yok. Yedekte Brolin var. Aa kimya düşüyor. Brolin var daha. Yedekte Brolin'imiz var. Brolin'i unuttum. Brolin tamamen unuttum. Zafer sarışıyım Brolin. Brolin Old Gen'de çok 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 iyidir. Old Gen'de deneyeceğim Brolin kesinlikle. Brolin Old Gen'de oynayacaksın abi. 5 maç burada, 5 maç orada başlayalım. Biliyorsunuz Next Gen'de canımız yanıyor. Kötü oynuyoruz ama VL elemesi oynayacağım. Messi yerine Brolin. RV. Evlat yapma ya. Ulan vallahi de oluyor ya. Hocam yapma vallahi oluyor. Evet kadroya son bir upgrade daha geldi beyler ve bayanlar. Evet dediğim gibi Next Gen'deyiz. Sonraki 5 maçta Old Gen'deyiz. Bakalım nasıl olacak. Bakalım kaç mağlubiyet alacağız Next Gen'de. Rahaka Sablanka. Şu Old Next Gen'de maç kaybetmeden 5'te 5 yapalım ya. Hadi ya birazcık oyun. Allah. Oo bu lengthici, bu lengthici beyler. Benim defansım nerede acaba? Beyler yine bulduk, makineyi bulduk ya. Next Gen'de yine bulduk makineyi. Alır mı onu? Alır, vallahi alır. Arkasında kimse yok. Plase vuracağım. Atar mı onu? Diego Forlan! 2010 zamanları beyler, 2010 zamanları bunu hatırlarsınız. 2010 zamanları. Bunu çok iyi hatırlarsınız. Hoppa! Çok güzel atak bu. Kim o? Forlan. Forlan ağır. Bak söylüyorum ya ben en azından burada doğru kimya kartım nedir bilmem ama ağır ama şutları gerçekten çok klas. Aşırı çok beğendim. Aşırı çok beğendim şeyini. Ya hayır abi şu nasıl geçiyor ya? Abi şu nasıl geçiyor ya? Çıldırırsın ya. Çıldırırsın ya. O kadar bariz ki şu. Offside yok. Lütfen offside olmasın. Lütfen offside olmasın. Offside gibi vurdurmadı. Offside yok ve sen o şutu çekmedin mi? Kırmızı vurdum ya. Pek anlamaz ama bu golü onunla armağan etmeyelim ya. Aşırı kötüydü ya. Arkaya pas atan adama da kaybetmeyelim beyler ya. GG. İlk maçtan topu çeviriyoruz. Beyler kusura bakmasın da yani arka L1 üçgenle şey yapıyor. Uğraşamam yani. İkinci maç. PlayStation 5 yordu. Su gibi oldum ya. Su gibi oldum bir maçta. Hiçbir kart koşamıyor lan. Nasıl oyun bu? Casemiro in form. Bayağı kişi Cristiano Ronaldo haber yapıyor. Fark ediyor musunuz? Ben de. Hadi. İnanılmaz ya. İkidir bu golü atıyorum beyler. İkidir bu golü atıyorum. Renato Sanchez. İkidir bu leş golü atıyorum. Ama adamın hatası. Ben biliyordum yani sıçacağını. Oh.
Hoppa! Sol ayağıyla, 3 zayıf ayağıyla. Abi biz RTG'de niye şeyi açamadık ya beyler? RTG'de bu şeyin olmaması çok kötü ya, paketin olmaması. 3. maç Next Gen'de. Kesiyet. Forlan, eski Forlan var. Bizde bir üstü var. Hadi. Bakalım hangimiz daha iyi? Güzel pas. Sen ne diyorsun ya? Sen ne diyorsun ya? Şu golü keşke Forlan atsaydı ama ya. Keşke Forlan atsaydı şu golü. Yalnız Broly'e sol ayağıyla mı verdim bilmiyorum ama hakikaten çok güzel pas attı. Hakikaten istediğim pası attı yani bak. Şu şutun girmesindeki en büyük pay tabii ki yeşil ama şu pası hakikaten çok güzel attı. Yapma. Gerçekten beşli mi oynuyor ya? Beyler başımız çok büyük belada. Next Gen'de beşli oynuyor. Ne yapacağız? Nasıl açacağız? At o abinin gıllı göğsüne. Ayak dışı vuracağım. Yes var. Yes alovayran. Çok değişik bir kart ya. Önceki kartıyla oynamadım galiba ben hiç. Sadece rakip olarak karşımdaydı. Hiç oynamadım. Bacak boyu bir garip he. Harbi garip. Oo bu rakip. Çok ne yaptığını bilmiyor ya. Diğerlerini arıyorum da Forlan kanatta kalmış galiba. Forlan'ı forvete alalım biz. Kolu ters mi çevirdi ya? Kolu lütfen ters çevirmiş olma ya. Yes kolu ters. Teşekkür ederim. Var ya hayatımı kolaylaştırdın yani. Bir saat yoksa bunu bekleyecektik biliyor musun? Son maç galiba. 5. maç mı bu? Oo bu ne ya? Ne gerek var orada lateral heel fileye? Ne gerek var? Niye böyle bir hareket yapıyorum? Vur oğlum. Kırmızı kart arkamdan kaydı. Net kırmızı kart bu arkamdan kaydı. Ne verdi kartın? Red kart ha. Yani bir zahmet. Bir de gol. Ay şunun üstüne çıkacak mı maçtan? Ah oh, çok kötü bir adam elimizin ucundan gitti ya. Kaleciye şu golde aşırtsam var ya aşırtsam goldü ya. Neymiş? Bu neymiş ya böyle Delaney ile Lewandowski. Güzel gol. Zor. Bu adamı yenmemiz zor. Beyler pas atamıyoruz ki ya. Anlak. Elimden geleni yaptım. Abi delireceğim. Ne olduğunu anlamıyorum hiç. Nasıl gol yiyorum abi ben? Bu kadar kolay mı gol yemek ya? Olmuyor beyler. Beceremiyorum burada oynamayı ya. Çok gol yiyoruz ya. Her pozisyonda L1 üçgen gol. Bu nasıl iş abi? Niye böyle oluyor? Lütfen bir tane şeref golü atalım ya. Teşekkür ederim ya. Şeref golü için teşekkürler. Attık en azından. Şeref golümüzü attık. Allah razı olsun. Alovayran ve Broly'nin ST'ye başlatacağım. Çünkü Broly'nin bu versiyonunda PlayStation 4 versiyonunda inanılmaz iyi olacaktır. Aralarındaki en iyi kart ya Alovayran çıkacak ya da Broly'nin çıkacak. Forlan'ın eminim ki Forlan'dan daha iyi çıkacak Broly'nin. Eminim. Bundan çok eminim. Evet bakalım kadroya. Memo. Rafael Leao. Oo Ansu Fati yapmış. İddialı. At önüne at. Allah yanlış bastım. Bir pas daha atacağım. Ben diyorum bak Broly'nin speed boost'u çok başarılı olacak. Ben eminim yani. Buradaki en iyi kart Alovayran ya da o çıkacak. Forlan'ın çıkacağını zannetmiyorum hiç. Yapma. Ya şunları... Ooo helal olsun. Gerçekten helal olsun. Çok iyi oynadı.
Devam. Çok iyi. Ayak dişi vuracağım. Sanki zamanı geldi gibi ha? Sanki zamanı geldi gibi. Ay, kim var orada? Forlan var. Abi yeşillesem %100 goldü. Kesinlikle %100 goldü. Aynen öyle kanka, aynen. Bakalım Forlan nasılmış? Çok uzak ha. Bu girmez bu. Girer beyler. Şutlar gerçekten Forlan'ın çok iyi ya. Forlan bence... Forlan çok iyi. Humildis FC. Şu kadroyu bir görelim ya. Navas. Yani. Koş bakalım. Kim bu Diego Forlan? En arkaya pas var. Atabiliyor mu? Oha. Pasın güzelliği bu arada. Dörkayt'a da birazcık sahaya dahil edelim. Onu bir dahil edelim sahaya ha. Dörkayt'a da sahaya dahil edelim. 90 binden kaç şutu var lan adamın. Aklıma geldi ha. Dedim ki aa bize kayt varmış, şut çekeyim dedim. Sol ayak yapıştır oğlum. Aferin. Senin şutun çok iyi. Show eight the load. Show eight the load. Kelime oyunlarına yetişemiyorum artık. Yaşlandık ya. Kelime oyunlarına yetişemiyorum. Güzel kadro. Bende. Bende değil miydi o top? Oraya bak, minimap'e bakıyordum. O vurdu değil mi? Bir de gol oldu. O gol oldu ya. İnanılır gibi değil ya. Chat, minimap'e bakıyordum. Pası attım diyorum ki acaba nereye attı? Meğersem topun üstüne mi basmış? Çok güzel gol be. Çok güzel gol be. Buradayım dostum. Buldayım. Hoppa. Vasa bir vasa. Gidebiliyor mu? At önüne. Bir tane daha üçgen. Ayak dışı. Yes. Motte Hummel. Yani kartlar. Reis. Hayatında gördüğüm en garip kadroyu kurmuşsun ya. At önüne. Broly. Kim var? Dumfries. Yetişir Dumfries de. Ona şöyle bir tufa yapacağım. Ben Broly'ni çok beğendim. Ya iyi ki Broly'ni çıkmış bak. Hakikaten diyorum. Şu an Dinatali çıkabiliyor mu paketlerden bilmiyorum ama ben Broly'ni aşırı çok beğendim. En çok neyini sevdim biliyor musun? Ekstra. Abi pas upgrade almış. O zaman bu gol Kaan abiye gelsin ya. Kaan abiye gelsin bu gol ya. Alovayran ya. 88 Alovayran ya. Yani bu kadro hakkında pek bir şey demiyorum. VL'ye baş yok, daha fazla oynamayacağım ya bu son maç. Oha çok yavaş ya. Oğlum iyi bitiriyor ama ya. Ya şu şutun şuttaki klaslığı vurunca anlayabiliyorum ya. Şutu çektiğinde Next Gen'de de öyleydi, Old Gen'de de öyle. Ya şutu farklı vuruyor beyler. Atar mı onu? Atar vallahi atar. Broly'nin pasları çok ama çok çok gelişmiş. Bu kartı en çok hoşuma giden özelliği. Tabii ki şutu ve pace artmış galiba ama pasları Broly'nin çok güzel. Kartlardan şöyle sırayla bahsedelim. Old Gen ve Next Gen şeklinde bahsedeceğim. Carval. Carval çok beğendim. Ben Carval tarzı kartları seviyorum. Carval'in kendisini seviyorum zaten oyunlarda ama pek kullanılamıyordu. Niye kullanılamıyordu? Çünkü oyunun çok geç aşamasında iyi bir hale geliyordu. Bu sefer ilk defa iyi gelmiş. Beğendim. Inform oluyor. 84 pace oluyor abi. Anladın mı? Hoşuma gitmiyordu. Dirk Kite. Abi fena değildi. Bir şey eksik ya. Body type'tan dolayı bir ağırlık var kartta ya. Kötü bir kart değil bak. Harbi kötü bir kart değil. İyi ama hani bu kartı çıkardığında üzülme. Hani oynamaz falan gibi düşünme. Ama ben bir ekstrasını görmedim. Yine de tabii ki oynar ama benim istediğim seviyede bir şey değil ya. Bir şey eksik. Yani istatistiğinde mi, saha içinde mi yapmıyor bilmiyorum ama bir şey eksikti. Ama onun dışında ben yani beğendim. Tatlı bir karttı. Alovayran'dan bahsedelim. Abi bu kart çılgın ya. Bacak boyu uzun. Next, şimdi şöyle söyleyeyim. Old Gen ve Next Gen için konuşacak olursa ikisinde de oynar. Dirtkite bence ikisinde oynamaz. Yani üçlü orta saha oynuyorsan bence Old Gen'de, Next Gen'de oynar. Next Gen'de, PlayStation 5'te, PC'de üçlü orta sahada oynar ama 4 versiyonda 2 orta sahada oynayabilirsin. Alovayran ikisinde de oynar. Old Gen'de kesinlikle forvet oynatmalısın. PlayStation 4 sürümünde net orta saha oynatmalısın. Forvet oynatmalısın. 5'te bence kanat oynatmak daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Bana öyle geliyor. Kar çok iyiydi. Ben beğendim ya. Speed boostlar. Bak Old Gen'deki speed boostlar böyle bir şey yok. Next Gen'de de step over'lardan sonra gidiyordu yani. Çok beğendim o açıdan. Güzel bir kart. Değişik bir kart ya. Bacak boyu uzun ya. Body type biraz değişik. Diego Forlan. Ağırlık var tabii.
İstatistiklerine bence pek aldanma. Birazcık ağırlık var. Ben tabii Hunter bastım buna. Next, yani Old Chain için birazcık da. Ama sana şunu söyleyeyim. Şutlar çok 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 iyi. Şutlar çok iyi. Şut çektiği zaman anlayacaksın. Bu karta bence herkes şans vermeli parası olan. Çıkaranlarda ben çok şanslı. Ama oyun stilini adapte etmen lazım. Özellikle o Next Gen'de çok zorlanabilirsin. Ama atak pozisyonu falan bu dünyadan değil. Çok iyiydi yani. Çok beğendim ben bu kartı. Allah sahibine bağışlasın. Ve geldik bana göre şovu çalan karta. Satılamaz çıkarmayı başardım. 4 skill'i 3 zayıf ayak. Yüksek yüksek çalışma oranı. 1.76 Brolin. Next Gen'de iyi değildir çok. Yani şöyle söyleyeyim. Oynar ama... Old Chain'de oyunun krallarından biri bence. Çok beğendim. Bu kartı en iyi yapan şeyi söylüyorum sana. Pası abi. Pası. Speed boost da iyi. Şutu da iyi. Yeşil vurduğun zaman gömüyor. Ama bu kartın pası ve driplingi çok iyiydi abi. Benim için bu kadroda en fazla dikkatimi çeken kart Brolin oldu. Şanslıyım ki çıkardım. Çok beğendim. Çok ama çok 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 beğendim. Başka bir kart var mı şu an? Başka yok. Yeni kartlar geldikçe denemeye çalışacağım beyler. Şu anlık bunları denedim. Bence bayağı keyifliydi. Bunlar hakkında da fikrimi YouTube'a koyacağım. YouTube videosunda bahsedeceğim. Zaten burada birkaç tane mantıklı şey var. Bazıları çok gereksiz. Onlara bahsedeceğim. Onun dışında bir şey yok herhalde bugünlük. Çok güzeldi bugün. Ben aşırı keyif aldım. İzleyen herkese çok teşekkür ederim.